Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte geçen haftaki videomuzda bir Murad Özdemir dönemi Savcı Bey isyanı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta ele alacağımız konu ise 1. Murat dönemi, yani Murat Bey dönemi, Anadolu'da kazanılan yeni topraklar konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murat Bey'in Anadolu'da kazandığı yeni toprakları ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle beni tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 50 yaşındayken 1376'da Murat Bey Bursa'ya döndü ve savaşsız geçen 5 yılı orada sarayında geçirdi. 1381'de oğlu Yıldırım Beyazıt ile Germiyan oğulları Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'u evlendirdi. Germiyan oğulları çeyiz olarak Kütahya, Simav, Tavşanlı, Emet kentlerini Osmanlılara verdiler. Ve Süleyman Şah Kula'ya çekildi. Bursa'da yapılan görkemli düğüne konuk olan Hamit oğulları beyi Hüseyin Bey ve elçisiyle görüşen 1. Murat, 80 bin altın karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç, Eğridir ve Isparta'yı satın aldı. Bu siyaset sonucu Osmanlı kısa zamanda Karamanoğulları ile karşı karşıya geldi. Böylece 1. Murat Sultan şanıyla anılmasını gerektiren bir güce ulaşmış oldu. Şimdi kıymetli dostlarım, gördüğünüz gibi o dönemde savaş yok diğer beyliklerle. O dönemdeki zaten tek savaş şeyle var. Kahramanoğulları'yla var. Kahramanoğullarını da 15 gün sonra, yani önümüzdeki değil, ondan sonraki videomuzda ele alacağız. Ama bu videomuzun ana hattı bu kadar. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, şimdi size başka bir kaynaktan bu konuyu açayım ve bu konuyu başka bir kaynaktan daha dinleyelim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bir saniye. Evet. Ne oldu? Sultan 1. Murat bu zafer haberi gelmeden önce ordularını toplamış ve Rumeli'ye geçmek için hazırlanıyordu. Anadolu'da kalan son birkaç kale Katalanların elinde bulunuyordu. Biga bölgesindeki bu kaleler Sultan tarafından fethedildi. Lala Şahin Paşa'dan haber alan Sultan 1. Murat Bursa'ya geri döndü. Hacı İlbey gerçekten büyük bir başarı kazanmıştı. 10 bin kişilik süvari birliğiyle 60 ila 100 bin kişi arasında değişen Haçlı ordularını mağlup etmeyi başarmıştı. Sırp sındığı zaferi olarak tarihe geçen bu olay Osmanlılar ile Haçlıların ilk savaşı olmuştur. Sultan 1. Murat, Sırp sındığı ve Biga fetihlerinden sonra Bursa'ya çekildi ve elindeki tüm toprakları üzerinde imar çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Ayrıca Şehzade Bayezid, Yakup Çelebi ve Savcı'nın sünnet düğünleri de bu tarihte gerçekleşti. Sultan 1. Murat Edirne fethini gerçekleştirip ardından tahta geçerek Anadolu'daki sorunları çözmeye başlamıştı. Sorunları çözdükten sonra yönünü tekrardan Rumeli'ye doğru çevirerek Dedeağaç, Eski Zara, Gümülcine ve Filibe'yi fethetti. Müzik
Osmanlıların hızlı yükselişini durdurmak isteyen Haçlılar, Sırp Sındığı Muharebesi'nde bozguna uğrayınca Müslüman Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleme arzuları gün yüzüne. Osmanlıların hızlı yükselişini ve günden güne artan gücünü Avrupa devletlerinde önce Adriyatik kıyılarında yer alan Dalmatça adalarında konumlanmış ve küçük bir şehir devleti olan Raguza Cumhuriyeti fark etti. Bu gücün farkında olan Raguza Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan onlarla barış içinde yaşamaya karar verdiler. 1365 yılında Osmanlılar Adriyatik Denizi'ne yaklaşıp Raguza Cumhuriyeti'nin şehir kapılarına dayanmadan hemen önce Raguza Cumhuriyeti kendi isteğiyle Osmanlıların buyruğu altına girdi. Aralarında yapılan anlaşma Osmanlı Devleti'nin Hristiyan milletiyle yaptığı ilk anlaşma oldu. Yapılan bu anlaşmaya göre Raguza Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne yıllık 500 duka vergi verecek ve buna karşılık olarak da Doğu sularında serbestçe ticaret yapabilecekti. Elbette ki aralarında yaptıkları anlaşma sayesinde bu küçük cumhuriyet asırlarca varlığını garanti altına alabilmişti. Günümüzde popüler bir yere sahip olan Osmanlı tuğrasının Raguza Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmayla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Sultan 1. Murat elini yumruk şekli yaparak mürekkebe batırmış ve üç parmağını kapatarak baş ve serçe parmağını açık bir şekilde kağıt üzerine bu şekilde mühür vurmuştur. Bu şekle göre Osmanlı mührü bir aslan pençesini andırmış ve 1. Murat'tan sonra gelen tüm padişahlar da bunu kabul ederek kullanmışlardır. Bir rivayete göre hattatlar zaman içerisinde bu imzayı geliştirerek güzel yazılarla süslemişlerdir. Osmanlı ile Doğu Roma arasında daha önceleri yapılmış olan barış antlaşması Romalılar tarafından bozulmuş ve bizzat imparatorları Türklere karşı yardım talebinde bulunmak için Macaristan, Roma ve Avrupa'ya gitmiştir. Ayrıca Savoylu İtalya Haçlıları Gelibolu'yu aldıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na teslim etmiş fakat Osmanlı ile Romalılar arasında olan anlaşmaya göre Türklere teslim edilmesi gereken Gelibolu, Doğu Roma tarafından verilmemiştir. Bu yapılan hakaret ile Osmanlı ve Roma savaşları tekrardan başlamıştır. Sultan 1. Murat, Rumeli'de yeni bir sefer mevsimi açarak ordularını komutanları ile birlikte bölmüş ve Rumeli'ye yeni yerleşen halkın da desteğiyle seferlerine devam etmiştir. Seferin başlangıcında Kara Timurtaş Paşa ilk olarak Kızıl Ağaç'a doğru yürümüş ve şehir müdafileri Osmanlı ordusundan çekindikleri için şehri kolayca teslim etmişlerdir. Burada ordusu ile ilerleyen Kara Timurtaş Paşa Bulgaristan'ın Yanbolu şehrine girdi. Her ne kadar Kara Timurtaş Paşa'ya karşı bir direniş olduysa da Paşa Yanbolu'nun fethini gerçekleştirmeyi başardı. Bu şehrin fethedilmesinin ardından Silivent şehrini de aldı. Diğer koldan Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Sofya yakınlarındaki Samakov'u kuşatma altına aldı. Lala Şahin Paşa bu şehri ele geçirirken Sultan Murad'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ise Burgaz'a doğru ilerliyordu. Sultan 1. Murat Burgaz şehrini ele geçirdikten hemen sonra çevresindeki Karınabat, Süzebolu ve Aydos kalelerini de almayı başardı. Sultan Murad'ın ordusundan korkan bu şehirdeki yöneticiler
Osmanlı ordusu karşısında sadece boyun eğmek zorunda kaldılar. Sadece Süzebolu'da ufak bir direniş gerçekleşti. Ancak bu Osmanlı'nın zafer sonucunu değiştirmedi. 5. Yannis Avrupa'dan umduğunu bulamayınca oğlu Manuel'i Sultan 1. Murad'ın huzuruna göndermiş ve bizzat özür dilemiştir. Sultan 1. Murad bu ziyaret sonrasında İmparator 5. Yannis'i affetmiştir. 1368 yılında Edirne'ye nakledilen payitaht, imar planları ve yeni saray tamamlanana kadar geçici bir süreliğine tüm devlet ve ordular Rumeli'deki Dimetoka'dan yönetmiştir. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçmesi sırasında Osmanlılara saldırı planı yapan Sırp Kralı Duşan'ın ölüm haberi gelmişti. Ancak Duşan Balkanlarda büyük zaferler kazandığı için kendisini Roma'nın varisi olarak görmekteydi. Bu sebepten dolayı da Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı hareket ediyor ve dini merkezleri olan İstanbul Ortodoks Patrikliğini artık tanımıyordu. Sırbistan bu dönemlerde Ulyasha, Vukasin ve Vojka isimli üç kardeş tarafından yönetiliyordu. Sırbistan, Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis'in çabasıyla yeniden İstanbul Ortodoks Patrikliğine bağlandı. Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis Avrupa'da kapı kapı dolaşıp yardım istemiş ancak sonucunda Sultan 1. Murad'ın gazabına uğrayarak en önemli topraklarını yitirmişti. Daha sonrasında 5. Yannis tekrardan Sırpları Osmanlılara karşı kışkırtmayı başarmıştı. Harekete geçmek için en doğru zamanı kollayan 3 Sırp kardeş Sultan 1. Murad'ın Anadolu'ya geçtiği bir dönemde 70 bin kişilik ordusu ile harekete geçti. Evet, kıymetli dostlarım, kaynaktan buraya kadar faydalanalım. Birinci Murat döneminde ya da Murat Bey döneminde ya da Murat Edvendigar döneminde henüz yani Anadolu'da hazırsız söyle diyelim Osmanlı Devleti'nde hiçbir zaman için Anadolu'da beyliklerle birebir savaş olmamıştır. Bakın kuruluş dönemini kastediyorum tabii ki. Mesela kuruluş döneminde düşünecek olursak savaş olan beylikleri düşünüyorum şu anda. Düşünecek olursak Kahramanoğulları, Dulkadiroğulları, Candaroğulları, Trabzon devleti sayılmaz çünkü Trabzon Rum devletidir o dönemde. Bunu asalamak amacıyla söylemiyorum. Bakın Dulkadiroğulları, Candaroğulları, Kahramanoğulları. Osmanlı Devleti'nin bütün savaştığı devletler bu üç devlettir. Dulkadir, Ramazan, Candar. Osmanlı Devleti bu üçünün arasında hiçbir zaman için hiçbir devletle hiçbir Türk beyliğiyle savaşmamıştır. Zaten Dulkadir ile Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi dönüşünde kendisine katmıştır. Candaroğlu'nu Fatih almıştır. Kuruluş döneminde sayacak olursak, ilk üçünü sayacak olursak, kuruluş döneminde savaş olan tek Türk beyliği, o yüzden Kahramanoğulları'dır ki, Kahramanoğulları'yla da savaş normaldir. Çünkü Kahramanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmektedirler değerli dostlarım.